Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala ushbu sayyidul ayyam ve cuma günü de siz bilen bizni qilgan ibadetlerimizi kabul qilsin, dualarımızı icabat qilsin. Müslüman kişinin ahlakı hususunda alıp olayken derslerimize devam etkizemiz. İnşallah bugün Müslüman kişinin öz farzandları bilen boladigan muamelesi, ahlakı hakkında suhbat kılamız. Elbette bu öte bir muhim ve bir vakit özü de hatarlı bugün mavzu. Hatarlı ki muhimliği bu yaşlar ümmetine ertengi künü edip kararladigan olsa demek ulanın terbiyesi bilen şugulanışı için içerik muhim boladı. Ve şu vaxtın özü de beparva koyuşluğu gibi ancak hatarlı olalım. Günden günge, yıldan yılge yaşlarını, köpçülüğünü, terbiyesiz olup getirdiğini, ata-anaları rahimsiz olup getirdiğini, kalbara da bir rahim şafkat degen sıfat azayıp getirdiğini körü bari yapız. Bunu kaptalar yaşlardan göre yakışarak anlayıdı. Çünkü yaşlar gözünü açıp şu nesini körü yaptı da, şuna kabul alırken de kabul yaptı. Lakin eskilerinin terbiyesini, avvalgilerinin terbiyesini ogan yaşı uluğularımız bu nasanı cüda bir hatarlı tutsalıyken yaşlardan köre köprak görüldürüptü. Bu katta mavzu, iki ya ki üç ders ki yetse gerek, vallahu alem, Allah onu bir madadı bilen başlayınız. Kimdir ayçi mümkün? Mene hala balam yok. Hemen hala üylengenim yok. Ya ki türmüşkigenim yok. Mende hali bala yok deyişi mümkün. İnşallah burada üylenersiz, aile kurarsız, inşallah Allah Teala size farzandlar berer. Ana şu farzand bergen payıda siz farzand bulan kandayı muamele kılıç gereğine bilip koygen bu siz işiniz asan rahat olalım. Allah Teala her bitti bandanı farzand degen nimet bulan rızklandırsın. Bu mavzu öte bir muhum mavzuda baktık. Avvaladan başlayalımız. Farzandlar. Oğuldur, kızdır, bittedir, ikitedir, ontadır. Bu Allah Teala'nın siz bilen bizge bergen hediyesi. İn'amı, nimeti. Allah kimge oğul verdi, kız vermedi. Kimge kız verdi, oğul vermedi. Kimge bir karından egizli kılı farzand verdi. Bunların barçası Allah tomonidan. Müslüman adam itikad kıladı. Oğul mu, kız mı, bitti mi, ikide mi, Allah şuna takdir kıyan, Allah'ın etkeni bu oldu. Bu işte insanın ihtiyarı yok. Oğul görüş, ki kız görüş, insanın ihtiyarı demez. Çünkü her bitti insan balası. Anasını karnında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etkenleri dek, 121 günge tolgen künde, tört tanesi yazıladı. Rızkı, aceli, ameli, bahtli ya ki bahtsız buluşluğu. Binobarin farzandni ham rizq deb qaraydigan bo'lsak, hali bu onaning qornida turgan bir parça go'sht dunyoga kelib qancha farzand ko'rishligi ana shu onasining qornida turganda taqdir qilingan. Musulmon odam xotirjam bo'ladi. Farzand Alloh tomonidan berilgan hadiya, in'om. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Lillahi mulkus samawati val ard. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Osmonlar ve yer Allah'ın mülküdür. O özü xohlagan narsani yaratır. O özü xohlagan kişiye kızlarını hediye etir ve özü xohlagan kişiye oğullarını hediye etir. Yoki ularni egizak o'g'illar va qizlar qilib va o'zi xohlagan kishini tug'mas bepusht qilib qo'yur. O'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, Allohning xohishi. Xohlasa aralashtirib beradi, xohlasa o'g'il beradi, xohlasa qiz beradi, bu Allohning xohishi. Endi agar Alloh xohlagan bo'lsa, kimidir befarzand qiladi. Bu Allohning xohishi. Bu taqdir, bu qadar. Agar kimgadir Alloh farzand bermagan bo'lsa, bu Alloh taoloning hikmatidan. Bilin ki Allah farzand bermedi mi? Bir hikmet için bermedi. Farzandını berişliğe sınav hikmet midir?
İmtihan mıdır? Demek vermesliği hem sınav imtihan, hikmet. وَاَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Allah Teala Kur'an'da aytadı. Bir narsani sizlar yoqtirmaysizlar. Masalan, befarzand bo'lgan ham adamga albatta bu narsa yoqmaydi. Hamma farzandli bo'lishni xohlaydi. Ehtimol sizlarga yoqmas meni taqdirim. Ehtimol uni orqasida bir katta xayriyatlar bor. Va bir narsa sizlarga yoqadi. Yaxshi bo'ldi deb o'ylaysizlar. Ehtimol orqasida yomonlik bor. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi deydi. Shuning uchun musulmon odam agar Alloh unga farzand degan ne'matni bermagan bo'lsa, Alloh taoloning taqdiridir, rozi bo'lishligi kerak. Chunki rozi bo'lishlik iymonning shartlaridan bittasi. Val qodari xoyrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Qadarning yaxshisi ham, yomoni ham kimdan? Allohdan. Mu'min odam qanoat qiladi, rozi bo'ladi va mana shu ishi uchun ajr oladi. Oyatga e'tibor beradigan bo'lsak, mana o'zi xohlagan narsani yaratur, u o'zi xohlagan kishiga qizlarni hadiya etur, o'zi xohlagan kishiga o'g'illarni hadiya etur. Qizlarni degan kalima o'g'illarni degan kalimadan avval zikr qilindi. Jahiliyat davrida mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lib kelmaslaridan avval Quraysh qiz farzand ko'rsa yuzlari bulishib qorayib ketar edi. Qiz farzandlarni yomon ko'rishar edi. Olib chiqib qizlarini ko'mishar edi. Va idal mavudatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Alloh taolo mana shu oyatda o'g'il bolani aytishlikdan avval qiz bolani zikr qildi. Aytib o'tganimizdek, kimga o'g'il beradi, kimga qiz beradi, kimga aralashtirib beradi yoki kimga umuman farzand bermaydi, bu Alloh taoloning xohishi. Inson, mu'min banda bu narsaga rozi bo'lishidan boshqa chorasi yo'q. Alloh taoloning hadiyasi deb aytdi. Mana bir qancha oyatlarni o'qiymiz hozir. Mana shu oyatlarda Alloh taolo biz hadiya qildik, hadiya qildik deb aytadi. Astagfirullah. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fa habli min ladunka waliya. Zakariyo alayhissalom Rabbisiga duo qildi. Men ortimda qoladigan qarindosh urug'larim meni dinimni zoyi qilib yuborishlaridan xavfdaman. Xotinim tug'mas bo'lib qolgan. Endi sen menga o'z dargohingdan menga va bobom Yaqub xonadoniga merosxor bo'ladigan bir do'st, ya'ni farzand hadiya etgin. Fahabli deyapti Zakariyo alayhissalom. Menga nima qil? Hadiya qil. Va uni o'z nazdingda rozi bo'linadigan solih kishilardan qilgin. Hadiya deyapti Alloh taolo. Maryam surasida Alloh taolo Ibrohim alayhissalom haqida shunday deydi. Astagfirullah. Billah. Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Bas qachonki Ibrohim ulardan va ular Allohni qo'yib sig'inayotgan butlardan chetlangach, biz unga farzandlari Ishoq va Yaqubni hadiya ettik. Hadiya ettik va barchalarini payg'ambar qildik. Davud alayhissalom haqida Alloh aytadi. Wa wahabna li Davuda Sulayman ni'mal abd innahu awwab. Biz Davudga Sulaymonni hadiya ettik. Sulaymon na qadar yaxshi bandadir. Dar haqiqat u Alloh yo'liga, Alloh rozi bo'ladigan yo'lga butunlay qatguchidir. Mana bir qancha oyatlarda o'qidik, barchasida Alloh taolo hadiya qildik deydi. Demek farzandlar Alloh taoloni siz bilan bizga bergan nimasi ekan? Hadiyasi ekan. Hadiya. Bizning tilda sovg'a. Bizning tilda podarka. Sovg'ani qanaqaligiga qaralmaydi, birodarlar. Berdimi? Faras qiling, ko'ynak hadiya qildi biroz sizga. Mana kiyib qo'yingiz, qarab turib, yengi uzunmi, kaltami uni deyapsiz. Sal yalkiroq sizga yo'qmidi? Odatda o'zi sovg'a qilingan otni tishiga qaralmaydi. Mana qo'ydi, boqib qo'ying, sizga deb bersa, tishini qarab qolsangiz qana bo'ladi? Hadiya, hadiya. Berildi, uni faqat qabul qilishlik kerak. Chiroyli, xunimi, yaxshi yomon. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadiya berganlarida hech qachon qaytarmagan. Tahaddu, tahabbu degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bir-biringlarga hadiya ulashib turinglar, o'zaro mehringlar, muhabbatingiz ziyoda bo'ladi.
Demek yukarıda aitilgenlerde kulas alayımız. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا Özü haklagen kişiye kızlarını hediye etir. Özü haklagen kişiye oğullarını hediye etir. Ya ki onlarını egzek oğulları ve kızlar kılır. Özü haklagen kişinin tuğmaz, beypuş kılır. Bu Allah da Allah tamamıdır. Benden onunla hiç kendi alakası yok. Oğul görüş, kız görüş diye gibi olabiliyor muammalar hakkında. Vaktimiz ise Allah'da bende var. İnşallah sohbet kılamız. Şunun için Allah da Allah farzandını bana rızk debeti yaptı. Bende Allah tamamından takdir kılgen rızkını topayken de şeytanını onge şerik koymasına gerek. Özünün rızkıya şeytanını şerik koymasına gerek. Kan yakalım. Müslüman adam özünü ahli bilen yavuz boyanda Bismillah Allahümme cennibine şeytan ve cennibi şeytana ma razaktana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bana hadisler var. Bismillah Allah'ın namı bilen. Ey Allah bizden ve bizge rızkını beredigenin farzandan şeytanını yirak kılgın. Demek duada siyahıdan görünüp durup ki farzandan hem Peygamberimiz ne yaptı? Rızk ne yaptı? İslam'da şeriatımızda farzandlarını ahamiyeti juda bir katta. Aytdik, yoshlarni, farzandlarni tarbiyasi o'ta muhim ish va o'ta xatarli ish. Chunki dunyo qarashi endi shakllanayotgan. Nima yaxshi, nima yomon, oq qorani endi ajratib kelayotgan yosh norasidani tushunchasiga noto'g'ri tushuncha kiritib qo'yiladigan bo'lsa, umri davomida mana shu tushunchasi bilan yashaydi. Alloh taolo Qur'onda ko'p narsalarni nomiga qasam ichgan. Vashamsi va duhaha, quyoshga qasam. Vallayli iza yaghshaha, tunga qasam. Was-samai zatil buruj, osmonga qasam. Val asr, asrga qasam. Alloh taolo qaysi narsani ismini, nomini aytib qasam ichgan bo'lsa, shu narsa buyuk ulug' narsa ekanligini bildiradi. Endi Alloh taoloning yana bir suradagi qasamiga quloq solamiz. La uqsimu bihadzal balad va anta hillun bihadzal balad va validin va ma walad laqad xalaqnal insana fi kabad. Mana shu qasam ichilgan narsalarning ichida farzandlar, zurriyotlar ham bor. Ey Muhammad, mana shu shaharga, Makka mukarramaga. Holbuki siz ham mana shu shaharda yashaysiz. Hamda ota va undan bo'ladigan bolalarga, ya'ni odam alayhissalom va uning barcha zurriyotlariga qasam qilurmanki, qasam yo'q qilurmanki, dar haqiqat biz insonni mehnat, mashaqqat yaratdik. Alloh taolo Makka mukarramaga qasam ichyapti va odam alayhissalom va uning zurriyotlariga qasam ichyapti. Demak, Alloh qasam ichdimi? Odam bolasi va uning zurriyotidir. Demak, bu kichkina narsa emas. Bu narsani beparvo tashlab qo'yib bo'lmaydi. Biz erkaklar, otalar farzandlarni bizi üstümüzdeki en birinci hakkı Allah'ını tanıtışıdır. Onların terbiyesi birinci oyundaki hakkıydı. Bana şu hakkını bir çekeke sürüp koyup durup taassuf. Fakat korunu bilen, kimini, başıdaki tamını, gamını kılamızda terbiyesi bilen işimiz bulmayı koydu. Etibar veriyorlar. Rızkı Allah'ın kolu değildi. Siz ölüp kesezem rızkını topup yoğur aradı. O sizin üstünüzdeki birinci hakkı ve birinci orunda duradığın hakkı Allah'ını tanıtışı ve terbiye edin. Farzandlar, Rabbimiz siz bilen bizge bergen hediyesi, inamı, rızkı, nimet iken. Nimet iken mi? Demek kıyamette soruladı. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra ana şu günde elbette hayatta dünyada sizlerge verilgen barca nimetler doğrusu da mas'ul bulasızlar. Esimizden çıkmasın, pulda kayerden topganımızda cevap veremiz. Ömrümüzü kayerge sarflaganımızda cevap veremiz. Yaşlıgımızı nimege sarflaganımızda cevap veremiz. Ve farzantlar hakkıdan soralamız buradalar. Sorayın da özünüzden. Bir ayda neçimete oturup, suhbat kılıp, bolayızı terbiyesi gibi bir vakit ajratasız. Bir mette var mı? İki mette var mı?
Agar bu savolni o'zimizga beradigan bo'lsak, kamdan kamimiz, ha, o'tirib men tarbiyasi bilan shug'ullanaman deb ayta olamiz. Farzandlar ne'mat, rizq, hadiya. Faqat shu emas. Yana ular sinov, imtihon, balo. Haqqini ado qildingiz, Allohni tanitdingiz, tarbiyasini berdingiz, ne'mat bu. Zo'r ne'mat. Qaraganingizda bir parvona bo'lib, ustingizda bir parvarishingizni qilayotgan, bir qo'lingizdan mehnatingizni olgan ne'mat. Ammo tarbiyasi bilan shug'ullanmasdan tashlab qo'ysangiz nima bo'ladi? Balo bu. Balo bu. Chunki ota-ona solih bo'lsa, lekin bolalarini tarbiyasiga tashlab qo'ygan bo'lsa, mana shu farzand tufayli qancha-qancha balo, musibatlar boshiga keladi insonni. Kim aybdor? Ota-ona o'zi aybdor. Chunki ko'chatni o'zi ko'chirgan, parvarish qilmagan, vaqtida putamagan, tayini choppagan. Endi katta o'g'li g'udoyib o'sib qolgandan keyin endi nima qilish kerak? Sabr qilish kerak. O'ziz ekkan daraxt. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Demek farzand nima bo'ldi? Hadiya, ne'mat, rizq, sinov, imtihon, balo. Yana ular dunyoni ziynat. Alloh taolo aytadi: "Mol mulk, bola chaqa shu hayotda dunyoning ziynatidir." Haqiqatan insonning moli dunyosi keng bo'lsa, farzandlari ko'p bo'lsa, uni dunyosi chiroyli bo'ladi. Dunyosi katta, farzandlari serob, bu insonning dunyosi ziynatlik. Ammo Alloh taolo aytadi oyati davomida: "Parvardigoringiz nazdida esa abadiy qolguvchi yaxshi amallar savobliroq va orzuliroq, ya'ni orzu qilishlikka loyiqroq." Mana shu ziynat bo'lgan moli dunyo farzand bilan ovora bo'lib qolinadigan bo'lsa, bu yoqdagi savobli amallar qolib ketib qoladi. Ana shu baqiyatus solihat, Parvardigoringiz nazdida abadiy qolguvchi yaxshi amallar qaysi? 5 ta narsa ekan. Subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar, la havla va la quvvata illa billah. Boyaga aytilgan mol-u dunyo olmagan bo'lsa bir banda, farzand olmagan bo'lsa bir banda, mana shu 5 ta narsani aytar ekan, boyaga aytilgan mol-u dunyo bilan bola-chaqadan ko'ra kattaroq xayriyat bo'lar ekan, agar taqdiriga rozi bo'lsa. Subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar, la havla va la quvvata illa billah. Alloh taolo aytibdi, pul bilan bola-chaqa faqat ziynat deyapti. Asosiy narsa emas. Endi mana shu ne'matlarni bergan zot albatta siz bilan bizni hisob-kitob qiladi. Wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fi ma ataakum. U sizlarni yerda xalifalar qilib qo'ygan va o'zi ato etgan ne'matlar bilan sizlarni imtihon qilish uchun ayrimlaringizni ayrimlaringizdan yuqoriroq darajaga ko'tarib qo'ygan zotdir. Albatta Parvardigoringiz tezda jazolaguvchi va albatta mag'firatli mehribondir. E'tibor bering. Sizlarning ichingizda qaysinilar nima amal qilishingizni imtihon qilish uchun biringlarni biringlardan past baland darajaga qo'yib qo'yganmiz. Nima uchun? Alloh taolo qodirda hammani bir xil boy qilib qo'yishlikka. Alloh taolo qodirda hammani bir xil salomat qilishlikka. Hammani bir xil farzandlik qilishlikka ham qodir edi. Alloh taolo imtihon qilishligi uchun har xil narsani berdi. Kimi boylik bilan sinaydi? Kimi sog'lik bilan sinaydi? Kimi kambag'allik bilan sinaydi? Kimi befarzandlik bilan sinaydi? Kimidir farzandi berib qo'yib turib sinaydi. Innama amwalukum va avlodukum fitna vallohu indahu ajrun azim. Sizlarning mol-mulklaringiz va bola-chaqalaringiz faqat bir fitna imtihon xolos. Ulug' ajr mukofot esa Allohning huzuridadir. Demak, siz bilan bizning qo'limizdagi farzandlar nima ekan? Mol-u dunyo bor yo'g'i fitna ekan. Sanaymiz. Bu mol-u dunyo bilan farzand nima bo'ldi? Farzand olaylik. Ne'mat, hadiya, rizq, sinov,
imtihon, balo, ziynat va fitna. Inson mana shu farzandlarini tashvishini qilib, farzandlarini dunyosini tashvishini qiladida asosiy narsaga beparvo bo'lib qoladi, farzandlar bilan chalg'ib qoladi. O'g'limni uylab olay, qizimni chiqarib olay, uyqu beray, joy qo'yib beray. Shu narsalarda kallasiga o'ylab kirgizib oladida farzandi asosiy haqqi bo'lgan Allohni tanitmay qo'yadi. Ine katta bo'lganda bu qulib ketib ho'kiz, menga nima qilib beribsizlar sizlar? Meni o'q chekka olib chiqib qo'ydinglar. Agar Allohni tanitganingizda, akaxon, mana shu bolaning otasi. Siz umuman eshigi ham qilib bermasdingiz, uni tashvishini ham ko'tarmasdingiz. 15 ga 16 ga kirdimi? Bo'ldi. Arabasi o'zi bilan bo'lib oldi. Topganingizni uylayman desangiz, haqqingiz bo'lar edi va norozi bo'lmasa-da, sizdan minnatdor bo'lar edi. Chunki pokiza onani tanlabdi men uchun. Chiroyli ism qo'yibdi, Allohni tanitdi, hunar o'rgatibdi. Otam meni haqqimni bajaribdi, boshida ko'tarar edi. Endi shu bolalarim qiynalib qolmasdi, faqat o'zi dunyo bilan ovora bo'ldimi? Demak, oxiratdan to'sib qo'ydi bu odamni. Namoz o'qing aka, desangiz, qizim chiqarib olay dedi. Namoz o'qing desangiz, o'g'limni uylab olay dedi. Xuddi o'g'lini uylashligi yoki qizini chiqarishligiga namoz nima qiladigandaqa? Oldanib qolmanglar farzandlar bilan, deyapti Alloh taolo. Chunki eng katta ajr Alloh taoloning huzurida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu fi baytihi ra'in va huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Biz hozir farzand nima ekanligi haqida suhbat qilyapmiz. E'tibor beryapsizlarmi? Farzand nima ekanligini tushunib olaylik avval. Sinov ekan bu. Omonat ekan bu. Qo'limizga berilgan va qiyomatda hisob kitob qilinar ekan bu narsa. Payg'ambarimiz aytadilar: Sizlarning har biringiz boshliqsiz. Har biringiz o'z ra'iyati haqida, o'z ra'iyati haqida mas'ulsiz. Kishi o'z uyida, ya'ni oila a'zolarining ustida boshliq va ular haqida qiyomat kunida javob beradi. Yaxshi yedirudingmi deb so'ramaydi. Ishonaveringlar, yaxshi kiydirudingmi deb so'ramaydi. Bundan nima so'raydi? Allohni tanitdingmi deydi. Tarbiya qildingmi deydi. U yeyishi, kiyishi Alloh taqdir qilib qo'ygan. Tushunalingmi? Ota-ona agar bolaga yedirib kiydirayotgan bo'lsa, shu farzandni rizqi deganingizga kiygizib qo'yapti. Menga qilib berishmading demasin, demak rizqing yo'q ekan seni. Men qilib beray desam bo'lmayapti. Chunki nimada yo'q ekan? Peshoningda yo'q ekan, rizqingda yo'q ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Kishi o'zi rioya qilish kerak bo'lgan, o'zi hisob kitobini, tarbiyasini qilish kerak bo'lgan odamlarni beparvo tashlab qo'yganligini o'zi katta gunoh yetadi. Farzandlarini betarbiya qo'yayotganligi, oilasini betarbiya tashlab qo'yayotganligi bir erkakda yetarli gunoh hisoblanadi. Shuning uchun qaraylik, oilalarimizni, farzandlarimizni tarbiya qilyapmizmi yo televizorda olib o'tkazib qo'yapmizmi? Jim o'tursa bo'ldi. Mana endi mavzumizning asosiy qismiga o'tamiz. Bu mavzuni 3 qismga bo'lib o'rganamiz. Farzand tug'ilishidan avval qilinadigan ishlar, tug'ilgan paytda qilinadigan ishlar hamda tug'ilgandan keyin qilinadigan ishlar. Alloh taolo bir bandaga farzand berdi. Alhamdulillah. Ana shu rivoyatlarda o'qiganmiz hakim kishilar haqida. Bir odam farzandli bo'lib, balosi dunyoga kelgandan keyin hali eski kirmasdan, ahli kirmasdan, haligi yurgaydagi yangi tug'ilgan bolasini olib borib hakimga shunga bir tarbiya bermoqchimiz, nima qilishimiz kerak desa, kech qopsilar deydi. Ha, endi tug'ildi-yu desa, tug'ilishligidan oldin, bu ko'chat hali ko'chirilishidan oldin tarbiya bilan shug'ullanishlik kerak deb javob bergan. Demak, tug'ilishligidan oldin qilinadigan ishlar. Birinchisi, mana shu farzand, u dunyoga kelishligidan oldin erkak kishi unga onani tanlaydi. Musulmon kishini otasidagi birinchi haqqi, otasi bu farzandga pokiza ona tanlashligi kerak. Chunki yer pokiza bo'lsa, ko'chat chiroyli unadi. Agar yer pokiza bo'lmaydigan bo'lsa, ko'chat yaxshi bo'lmaydi. Ming urug'i yaxshi bo'lsa.
Müslüman özüge turmuş ortağına farzandı gelse ona tallaşta ihtiyarını çırali kılıçlığı gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uşbu hadisine değerli hemimiz işgeniz. Tunkahul mar'atu li erba'a li maliha li cemaliha li hasabiha li diniha. Resulullah dediler ayol kişiye onun tört nesası üçün nikahlanıladı. Mal üçün, nesil nesabı üçün, çırayı üçün, hem de dini üçün. Koş ilacı bırak nasıl? Koş ilacı bırak da nasıl? Yok. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam tutulup koydu mu? Demiş yok. Çünkü biz bilimden rahmasımızda koş almışız. Bu nasıl koşsa şu tutulan bittiyse gidip getirdi. Bana şimdi şu, şunu kadar zamanda şey yapıyoruz ki, namazıya karar üylenişi yaptı, meyve şunu gelişe böyle yaptı. Namazını müccellat durup, nikahlarını yaptı oğul bağlar, aileler kança kısa müddette buzuluk eti yaptı. Yani namazını müccellagen bulsa, öşünü bir yetti Allah Ta'ala. Taassub dersimizi başta ettik. Düşünceler buzuluk etkenlik eden, kelin pallaşlıktaki ihtiyar hem, öşü düşünceler gibi alıp bakan. Ben bu sözümü avalam etkeme, hazırlam kaytaramam. Yüzde 10 gekirgen, 9 gekirgen, oğuldur, kızdır, farzan diyor ki ciğerinizden sorayım. Bizim mahallemizde en zor hayat geçirirken kim deyin de? Falancı deydi. Özüyle bilasılarına deyişim. Falancı vakiyar deydi. Nüme gidesen anka manka deydi. En yakşı yaşamayken kim deseyiz? Falancılar deydi. Nüme gidesen falan 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 deydi. Ana şu farzan sizi ailenizdeki ölçü düşüncelerde sizge bildirip durup. Kimliğinizi ait yaptı şu farzan. Dünyası köprü yaşayırken adam zor yaşa yaptı diye yaptı mı? Dünyası azır olduğun adam yaman yaşa yaptı diye yaptı mı? Demek şu üydeki düşünce şuna da kal. Çünkü o doğrusunu yapardı bu bala. Çünkü yalnız oturup kempriz bulan hayattan şikayet kılıp alaklayken partizde o yazı yaptı o. Demek yaş hayat manandaka, yama hayat manaka diye yaptı. Demek insan ayarlardaki mal için, çıra için, nasıl nasab için hem de din için üyeler. Peygamberimiz de dediler. Fazhar bizzati din taribat yedek. Dindarını tarlagin. Dindarını tarlagin. Bereket apkör. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereket apkör. Dindarını üyelen deydi. Çünkü karim, bana üyüde farzandlar bilen köprak kim buladı? Terbiyesi bilen köprak kim şugulanadı? Ayollar, tanalılar bunarsa. Köçeden kelesiz, çerçep kelesiz, takatiz yok. Anasını körüp kette oladı. Farzand olup, esini tanıyken payette, anasını namaz okumayken körüp kette olsa. Eğrini hakkını ada okumayken yine körüp kette olsa. Eğrige kılayken muamelesi çıralıymasını yine körüp kette olsa. Allah'ını tanımayken yine körüp kette olsa. Ayetin ki tasarlanmıydı mı? Anasını körüp, İmanatını görüp, otasını, sastayanasını görüp, ya külmeyeler. Bu hakikat bu. Hakikat bu. Aksinçe, eğer bunu aksi bulsa ki, mesela faraz kılın, onası Müslüman mekanlığını körüp katta oluyordu. Allah'ın hakkını kaldırmasından ada kıladı. Nakıl ibadetlerini tınımsız kıladı. Namazını vakti de okuydu. Eğrinin hakkını çırali ada kıladı. Eğri yoku da, omonatiga xiyonat qilmaydi. Buyurisi itoat qilayotganligini ko'radi. Otasi onasini ko'rganda ko'zi quvon ekanligini ko'radi. Qarindosh urug'larning haqqini ado qilayotganligini ko'rsa, qo'ni qo'shnisi bilan chiroyli muomala qilayotganligini ko'rsa onasini. Aytingchi, bu ayolni ham farzandiga ta'siri bo'ladimi? Shuning uchun birodarlar dindorini tanlaylik. Dindorini tanlaylik. Dunyosiga qaramaylik. Ta'assuf yuzi ko'radi kelib birinchi har doim bo'lib borsiz qizingiz. Kim hal kılıyaptı bunu? Hatunlar hal kılıyaptı. Bu kaçın tüzelişti başlayımız? Akele rahbarlıydı, kolumuzla agenimizde biz erkekler. Ha bu den sen yakamız alır. Ah, ahri. Ha bu den sen yaktım alır. Sürüştür, sen erkek kişisin. Nime topgan otası, babası kim bo'lgan? Urg'uda bir yomon adam çıkanmaz mı? Halal yegizgen mi? Din bo mu yüde? Ha bu den sen yakamız alır. Kutlalı koy alı yaptı yok.
Eğer yemese, ya mağara olursa mağara olurdu. Erkekler gözümüzü kattara kaçırdık. Öşe, sen giyorsa ala olur degenliğinden cüzdük köp acılaşıp oluyor yaptı hazır. Kimge nikahlanışlık gerek? Kimge kızlarımızı verişimiz gerek? Allah talim veriyordu. Buradalar, agarçi bu kiçkine mavzu boyanı da kimge kuda buluşluk? Kimi kızını alıp kimge kız verişlik? Kiçkine masala boyanı da Allah talim Kur'an'da bu nasanı siz bilen bizge bayan komagen bol aradı. Allah eti yaptı Kur'an'da. Estaizu billah. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ Ta imanki kelime günlerce müşriki ayollarga uylanmangiz. Şubhasız azot müşriki ayoldan gerçi o sizge yoksa da imanlik çoğru yakşalardır. Sizge yok yaptı malı, sizge yok yaptı nasıl nasabı, sizge yok yaptı çırayı. Lekin dinsiz. Müşrike o. Bunun da hem yok yokkan. Lekin müşrik bugün dinsiz bugün adamdan göre çoğru basayım, muslima bugün çoğru abzarra. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك۪ينَ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ Ta imanki kelime günlerce müşrik erlerini kızlarınızla üylemeniz. Şubhasız azat müşrikten gerçi usuzge yoksa da imanlı kul yakşırahdır. Karin ki o balana. Karin Allah'ı tanıydı mı? Namaz okuydu mı? Halam karıştan uzak mı? O dünyasıga, çırayıga, davlatiga qarapli qiziqib bermang. Çünkü bu adamın hayattaki birinci narsası dünyası bosa, sizi kızınızı kadirlemeydi. Eğer birinci orada dini bosa, şu söz var. Kızını dindarga ber. Eğer yaxşı görse, izzet ikram kıladı. Eğer yaxşı görmese, zulüm kımaydı. Allah'dan korkadı. Çünkü buradalar kimge kuda buluştu, kimge yüleniştiydi, Allah da Allah'sız bulamızga. Ta'lim berib aytadi, oyatni davomini o'qiymiz. Ulayka yad'una ilan nar. Ular deydi, boyagi mushriklar jahannamga tortadi. Ular jahannamga tortadi. Dinsiz odam dinsizlikka tortadi. Biron olora yuramiding? Endi olamaysan, men aytayapman senga. Agar dinsiz bo'lsa, boyagi aytgandagi avratlarni yopib yurgan bo'lsa, musulmonga bergan bo'lsangiz, nima qiladi u musulmon yer? Jannat tomonga tortadi. Çünkü kimge kudu bırakanımız, kimge ülenip, kimge tülmüşge çıkayanımızı kareyleyik, dindarını tarlayleyik. Çünkü bu şeriatımız siz bulanımızda büyürgenlerse. Hazır yaşlar, kattalaki tükke kareyi yok etken, gap gapırsa o neydi? Beytarbi yok etken, de şikayet eşitip olamaz. Dikkat kutluyla. Şeytan, Adam Aleyhisselam'ın secde kılıçlığından baş tartıp, Rabbisi'ye asip oldu. Şimdi Allah Teala'ya o adam zürriyatını beni adaştıramam dedi. Allah Teala onu geldi. Estağfirullah. وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا Dikkat kılıyla. Şeytan adam bolasını malı dünyasına ve farzantlarına şerik buladı. Pulingizga ve farzandlaringizga sizni bilan birga sherik bo'ladi. Qanday qilib? Ulardan kuching yetgan kimsani ovozing bilan qo'zg'at dedi Alloh taolo. Ularning ustiga otliq va piyoda lashkarlaringni tort. Topgan mol, davlat va bola chaqalarida ularga sherik bo'l. Haromdan topar ekan molingizga sherik. Endi farzand topayotganda agar ota-ona Yukarıda ayet ötülgen, Bismillah, Allahümme cedimle şeytan ve cennibi şeytanı ma razaktana. Mana şu duanı okusa ve mana şu sefer Allah Teala farzant buluşunu takdir kigen bulsa, şeytanın şu farzantın üstü hükümlanı gibi olmayıdı. Şu dua okulu farzant, eğer topuluşu takdir kigen bulsa, şeytanın şu farzantın üstü hükümlanı gibi nasibası bu olmayıdı. Şuna bile gel. Kan da bol akıllı, tuğluk var yanıken sen. Neme onu kasan, neme bunu kasan. Neme delikken sen. Mas, emas mı değil? Akhruşun cahide mıdır? Taharatın var mıdır? Bismillah da o değil mi başıda? Şimdi şeytan da onun üstünde şerik koyup durur hükümün alıyor. Balayını malamat kılasan mı?
Demek buralarda şeytan insanla boğuladı ve farzantları da onge şerik buladı. İnşallah dersimizi ki yenge cümle devam etkizyen bulamız. Akulu kavli hada ve estağfirullahi aleyhüleküm. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman kişinin ahlakı hususiyetiga navbatdagi dersimiz. O'tgan dersimizde Müslüman kişinin farzandları bilan bo'ladigan ahlakı, muomalasi haqida ders boshlagan edik. Bugün devam etkizamiz. O'tgan dersimizde farzandlar Alloh taolaning bergan in'omi, ne'mati, hadiyasi ekanligida suhbat qildik. Ular yana Allohning sinovi, imtihoni va ibtilosi ham. Alloh taolaning ne'matligiki, summa latus'aluna yawma idin 'anil na'im. Ana shu kunda sizlarga berilgan ne'mat haqida Alloh taolaning huzurida savolga tutilasizlar. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-solihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala." Mol mulk, bola chaqa shu hayotda dunyoning zinatidir. Parvardigoringiz nazarida esa abadiy qolguvchi yaxshi amallar savobliroq va orzuliroq. Demak, bu farzand Alloh taoloni bergan ne'mati farzandlar dunyoning zinati ekan. O'g'ilmi, qizmi, Allohning bergan hibasi, in'omi, hadiyasi. Alloh bir bandaga o'g'il beradi, qiz bermaydi. Yana biriga aksincha, qiz beradi, o'g'il bermaydi. Kimgadir juftlab beradi. Lekin kimlargadir ehtimol umuman bermaydi. Alloh taolo peshonasiga nima taqdir qilgan bo'lsa, mana shu bandaga, mana shu bandaga berilgan bu sinov, imtihon. Bu farzandlarni nechta bo'lishligi, o'g'il yoki qiz bo'lishligi faqat Alloh taoloning xohishiga bog'liq narsa. Erdi ham, xotin de ham, o'g'il yoki qiz bo'lishligida zarracha ixtiyori, xohishi yo'q. Bu Alloh taoloning bergan in'omi. Bu mavzuni 3 qismga bo'ldik. Bu mavzunu 3 qismga bo'ldik. Birinchi qismi farzand dunyoga kelishidan avval qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Bugun boshlaydiganimiz farzand tug'ilishida qilinadigan ishlar. Avvalambor musulmon odam farzand dunyoga kelishidan oldin ayoli mana shu farzandni dunyoga keltirishi bilan band ekan, mana shu ish bilan ovora ekan, shu farzandning otasi bo'lgan kishi Alloh taologa namoz o'qib duo qilishligi kerak. Ey Alloh o'g'il bo'lsin, ey Alloh qiz bo'lsin emas. Balki duo qilishligi kerakki, ey nafsni nafsdan chiqaruvchi bo'lgan zot. Ey ruhni ruhdan ajratuvchi zot. Ey Robbim oson qil. Ey Robbim yengil qil deyish kerak. O'g'il qiz bo'lishligi mana bir necha marta aytdik, taqdir qilingan. Bu yoqda kelin o'lim bilan olishib dunyoga keltirishi bilan avvalo bu yerda kuyov bola o'g'ilmi qizmi deb bir bezovta o'tiradi. Nima bo'lganda ham Alloh taoloning hadiyasi, aytib o'tdik, o'g'il bo'lishligi, qiz bo'lishligi onaning ixtiyorida bo'lganda boshqacha bo'ladi. Shuning uchun haqiqiy musulmon odam farzand o'g'il qiz bo'lishidan qat'iy nazar uni xursandchilik bilan kutib oladi. Chunki bu hadiya deb aytdik. Sizga bir inson bir hadiya beradigan bo'lsa, uni yengiga qaramaysiz. Rangiga qaramaysiz, razmeriga qaramaysiz. Hadiya u. Shunday xursandchilik bilan olinadi. Endi bu farzand ham Alloh taoloning bergan hadiyasi. Farzand tug'ildi. Allohga shukronalar hamdar aytilindi. Endi bu farzandni qulog'iga, mana shu dunyoga chiqqanda qulog'iga tushadigan birinchi narsa Allohning kalomi bo'lishligi kerak. O'g'ilmi, qizmi farqsiz qo'lga olinadi. O'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytilinadi. Chunki dunyoga kelishligi bilan shayton shu farzandni oldida turmasligi kerak. Hammamizga ma'lum, azon yangraganda shayton bu joydan qochib ketadi. Dunyoga chiqqan paytida birinchi qulog'iga kelgan so'z Allohning kalomi, Allohning zikri bo'lsin. Birinchi qulog'iga kelgan so'z
Allahu Akbar bo'lgan farzanddan inshaalloh yaxshilik umid qilinadi. Chunki iymon bilan, isloh bilan, salohiyat bilan yurib bu farzand topildi, halol yegizildi, islomiy bir muomala qilindi onasiga. Endi dunyoga kelgandan keyin birinchi quloqiga kirgan so'z Allohning so'zi bo'lsin. Endi bu o'rinda ana shu kelinlarni homiladorlik davrida ko'proq Qur'on eshitishga targ'ib qilinadi. Çünkü Kur'an'da اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ Uzat sizlerge kulağını, közünü ve kalbini bergen zor. Mana şu üçte azo yapırılgen de köbrak. Kulak birinci orunda zikir kılınadı. Anasının karnında turgen de eşitadı kulak. Çünkü hamilador singillerimiz, opalarımız köbrak seriyal görüp, köbrak müzik eşiş gereken mi? Çünkü şu hamiladarlık partide köprak Kur'an'da tılavatı da kısın, tılavat kısın Kur'an'ı, Kur'an tılavat kısın, ya ki eşitsin. Elbette buna sana tasarı bulan. Ozonat etken de elbette bakırı ve açışını çarpmaz. Ana şu çakalak eşitabiyon derecede buluşunu gir, kifaya kılar. Fazan tuğulgen de kılın olgen işlerden tahnik. Tahnik, ne var bu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana sahihayn de kirtirledi. Asma binti Abu Bakr raziyallahu anh'a Medine-i Münevvere'ye kirişteki bilen farzan tuğadı. Abdullah ibn Zübeyr raziyallahu anh'a tuğuldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e alıyor gelenlere de o kişini kurmadan çaynar özünü mübarek söylediğinden az gün alıp sop koydu. Bana şu mesela tahnik değildi. Sahihayn de kirtirledi. Abu Musa Aşari raziyallahu anh'u da o kişi eter. Men oğlu farzam gördüm. Peygamberimizi aldığı alıp var yanımda o zat farzandım diye İbrahim de bir isim koydu. Hem de hurma bulan tahnik kıldı. Hurmanı çaynab, ağzı yaz yine söyle giden sap koyuştu. Hem de onun bereketle dua kıldı. Ana şu hurmanı çaynab, balanı ağzıya sap koyuştu hikmeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyan, demek bunda elbette katta bir hikmet var. Şimdi siz bilen biz şey, siz bilen biz takvası bilen, savabli amelleri bilen, salahiyetli bir işleri bilen, tanılgen, ahli ilim bugen, yaşı uzun bugen kişilerle yaparıp durur. Bana şimdi kılıçlığımız müstahap olan. Doğru kegen alınmaz. Ki, geçen asap edildi, ağzıdan sigir etti, tutup durgen, peki umumdan ibadetten uzağa bugen, odammas. Qarang, o'shaqa chekadigan, boshqa ishlarni qiladigan odam ham bolasini og'ziga shu qurmoqni chanab solayotgan odammi? Pokiza inson bo'lishini xohlaydi, o'zi chechsa ham, o'zi ichsa ham. Mana shu qilayotgan ishi bilan, mana shu gapirayotgan gapi bilan o'zini ishini noto'g'riligini o'zi aytib turibdi. Shunaqa desangiz-chi, o'zi ishonavering, u hech qachon o'zi nima qilmaydi. Oboradi bir donlarni oldiga. Yoshi ulug'roq odamni oldiga oboradiki, menda ham bo'lmasin deyapti-da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar, اِذَا اَفْتَرَ اَحَدُكُمْ فَالْيُفْتِرْ عَلَى تَمْرِينَ فَاِنَّهُ بَرَكَ Nima uchun hurma? Nima uchun hurma solinadi? Sizlerden bir otangiz iftor qilsa, yani og'iz ochadigan bo'lsa, hurma bilan iftor qilsin, otsin, albatta u barakadir dedi. İnşallah Peygamberimiz baraka degan hurmani mazasidan og'ziga tushadigan bo'lsa, og'ziga kirgan birinchi narsa barakat bo'ldi. İnşallah og'ziga kirmasa ham qonni to'yadigan bo'ldi. Toy günüm çötüken agende başlandı. Keyingi qilinadigan iş chiroyli ism qo'yishdir. Müslüman kişinin özünü otasını üstündeki haklardan bittesi chiroyli ism qo'yishlik. Chiroyli ism qo'yishlik kerak. Ta ki ulg'ayganda şu ismini aytib chaqirishganda xijolat bo'lmasin. Qiyomat kunida mana şu ismi bilan chaqiriladi. Çünkü ism chiroyli bo'lishligi kerak. Endi shunday bir holatlarni ham kuzatib qolamiz. Kimlargadir taqlid qiladi bu odamlar. Qaysidir bir odamlarni havas qiladida, umuman islomga, dinga to'g'ri kelmaydigan ismlarni ham qo'yib qo'yishadi. Siz bilan biz musulmon ekanmiz. Ummatul Muhammadlikni da'vosida ekanmiz. Shu ism qo'yishlikda ham shariatni ko'rsatmasiga quloq tutishimiz kerak. Har kim xohlagan atini qo'yishi yo'q. Alhamdulillah hozir bir oxirgi bir 10 yilda bu yoqida odamlar albatta ism qo'yishlikda bir maslahat so'rayapti kelib. Qanday ism qo'ysam bo'ladi? Avval qolaveradi to'r kelgan narsa.
Öyleme de öylemesi de adamlar. Falan çeke okşası da tap pat atını koyar. Onun atı da mana bağım yok mu farkı yok. Bilelik ki bu farzantlarına koyulan isimli içinde mustahab boyan ama isimler var. Makruh boyan isimler var. Haram boyan isimler var. Bilemez mi şu mesela? Bir farzant dünyaya kemesinden durup onun isim tallaşlık mümkün. Oğul olsa mı diye koyarız, kız olsa mı diye koyarız. Çünkü Allah Teala Kur'an'da dedi: "Ya Zekeriya, inna nubashshiruke bi gulamin ismuhu Yahya." Zekeriya aleyhisselam, ya hal oğul farzand oğlu tug'ilmasdan turib Allah aytadi: "Ey Zekeriya, biz senga bir farzand xush xabarini beramizki, uning ismi Yahyodir." Uning ismi Yahyo. Yahyo ismini Alloh taolo o'zi qo'ygan. Demek mana shundan ma'lum bo'ladiki, hali tug'ilmagan bolaga attalashlik mumkin. İbrahim Aleyhisselam'ın ayoliga Alloh taolo bashorat qilib tabashsharnaha bi ishaq va min varoi ishaqa yaqub. Shunda biz farishtalarimiz vositasida u ayolga İbrahim Aleyhisselam'ın ayoli Soraga Ishoq ismli o'g'il ko'rish haqida va Ishoqdan keyin Yaqub ismli nabira ko'rish haqida xabar berdik. Demek tug'ilmay turib shu ismni tanlab qo'yishlik mumkin ekan. Endi mustahab isimler, qaysi isimler chiroyli hisoblanadi? Payg'ambarimiz sahih hadisda İmam Muslimning sahihlarida keltirgan sitatlar: "Hayrul asma'i Abdulloh va Abdurrahman." İsimlerin yaxshisi Abdulloh va Abdurrahman. Bu mutlaq afzal isimler. Çünkü payg'ambarimiz xosla bat etmana shu ikkita isimni. Ve umuman Alloh taolaning ismiga bog'langan Abdu bilan boshlanadigan isimlar ham mana shu chiroyli isimlardan hisoblanadi. Abdul Bari, Abdul Qodir, Abdul Malik, Abdul Rahim. Allah'ın ismiga bog'lanadigan, Abdu bilan boshlanadigan isimlar. Yana bir hadisda inna khayral asma'i ma ubbida va humida. Albatta isimlarning yaxshilari Abdu bilan boshlanadigani va Hamd bilan aytilinadigani. Ya'ni o'ziga so'zni Hamd Abdullar tushunadi. Endi 3 hamd ati bor: Ahmad, Muhammad, Mahmud. Bu 3 ismning o'ziga hamd kalimasidan kelib chiqadi va 3 ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari. Yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan tarixda iymon bilan, solih amallar bilan tanilgan kishilar, sahobalar. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Zubayr, Xolid va boshqa ulug' sahobalarning ismlari. Bu ham chiroyli sanaladigan ismlar. Yana mustahab bo'lgan ismlardan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ahli baytining a'zolarining ismlari, oilasining a'zolarining ismlari. Chunki mana shu insonlarni yaxshi ko'rganligimizdan qo'yamiz ismlarini. Yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan bu anbiyolarning adlari: İbrahim, İsmoil, Zakariyo, Solih, Yahyo va boshqalar. Odamlarga hayronsan. Ism qo'yayotganda ma'nosi bilan ishi yo'q. Faqat shu ismni aytganda quloqqa jaranglab jozibador bo'lib eshitsa va boshqa birovda bo'lmasa. Domla hech kimda yo'q, aqqob bering deb keladi. Nima deysan? Nima deysan? Maqsad nima? Desa shu ajralib tursin. Hiç kimse bulmasın buna kadar. Mesela Şahsanam dedi. Gülsanam dedi. Maftuna dedi. Setara dedi. Şu attı koyarkenler. Şu isimlerde manasını düşünelim ki. Ya fakat şu cereyle çıksa buldum ki. Müslüman adam buladıkken basa öğrenişliği kere bu isimde arkasında ne var? Bu söz, bu isim ne var aile tabi. Çünkü isim koyarken de öyle bırak koyuyor. Çünkü biz Müslümanız. Şimdi haram bo'lgan ismlar ham bor. Mumkin bo'lmagan ismlar ham bor. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Inna ahna ism indallohi subhanahu va ta'ala rajulun tusamma bi shahanshah, ay malikul amlak." Alloh taolo nazdida eng yomon ism bir kishini shahanshoh deb nomlanishi. Shahanshoh degani podshohlar podshohi degani. Bu mümkün emas. Bu harom bo'lgan. Xuddi shunga o'xshagandek, kofirlarning ismini qo'yishligi ham musulmon odamga mumkin emas. Biror sportchini havas qilib o'sha atini qo'yib qo'ygan. Yoki qayerda bir serialda biror atni eshitib, chiroyli o'tirib qolgan quloqiga shart qo'yib qo'ygan.
Ve otalar, sizlerine çırağı isim koyuşuyorlar, farzantilerde sizlerin üstelerdeki hakkı, sizler hala genelde kılamıyorsunuz. Eğer Müslüman bu sayılır. Şariyatka doğru geldi mi, kendiydi mi? Soruyemiz, keyin bu isimde koyarız. Makruh isimlerden, kayselerde ise, şu ismi bilen maskara bulunuşluğa sebep olalım. Şu ismini ayetidir, adamın üstünden külalım. Bana şu isim, makruh sallanalım. Farzantlar geçir alıyorsun, koyuşluğa gerek. Çünkü kıyamatta bana şu ismi bilen çakırladı ulan. Farzantı bulgenden ki, hırnavgen işlerine keyingisi, akika. Akika. Bu akika hakkında birkaç hadisler var bugün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam-ı Ahmet'nin sahihlerde keltirilen hadis. Kullu gulamin rahinetun bi akikatihi tuzbahu anhu yevme sabi'hi ve yusamme fihi ve yuhlaku ra'suhu. Sümre raziyallahu anhu'dan Peygamberimiz aytadılar. Her bir çakalak akikası bilen garavlengendir. O çakalak için 7. günü bir canlık soyuladı. Şu günde çakalakta isim koyulup saçı alınadı. Bu akika kılınadı bizde. Sünnet toyup gitken bu. Etibar veriyordu. Şu nasıl yani yokup gitti. 5 yıldır bir yakında sünnet toyup koydu. Ne mi yaptı atını? Akika diyaptı. Diyaptı ile ki bugünkü sünnet toyduğun bitter oldu yaptı. Akika ne neydi? Bir canlık soyup şükranasıya kan akızılıp şunu göğsünün bir kısmını yiyip bir kısmını yegizip bir kısmını takatışıdı. Akika ne? Ağzı şu. Endi aynı ot yasatıp geliş, toy yasatıp gelişler bu bari bidiyatlarıdı, hurafatlarıdı, yengiliyleridi. Elhamdülillah bu narsiyem yokup gitti. Başka bir hadiste Ayşe anamız raziyallahu anh'dan rivayetinden bu hadis. Anil gulami şaten, mükafiyeten ve anil cariyeti şaten. Benim İmam Ahmet. Oğul balaga ikide, kız balaga bitti soyuladı. Eğer kadir bulmasa, imkan bulmasa, oğul balaga bitti soyup dursa, yani balaradı ki yine bitti soyadı. Ayrımlar, bana şu sünnet yeri yaşıp, akika kılıçlıydı onluge, gayri dinlerden ürf adatı yeri yaşıp, tuğul yankın kıberadı. Ve bana şu akikanın arkasında cüde katta hikmetler var. Madem ki peygamberimiz kıptı mı? Demek katta fayda var bunun arkasında. Öşü 5 milyonge, 6 milyonge bir adıyan koydu soygenden köre, 10 milyonge bir maşine zakas kıladı. Yani kança bir pulge, kamera zakas kıladı. Koca körsünge sarpleydi de, akikaya kegen de bakarlıge tutup olan. O halen ki nerege ısrar mıdır? Mağul sünnet edin. Adamlar acaba çünkü ne mani bitti akıma oylap topsa keçir asılar. Arzı havaslı adam ne mani oylap topsa koyan esliler ne mani kıladı? Falancı bana kıptı, bizden kıleyli. Ha o kıyan bolsa çöntöğünde barakan kıptı, sıraptı. Sen yok bolsa sırap kılasan. Çünkü farzan körüş ümidi de, farzan tükütüp durgen iki ülkeler bir de koyu pulda başla koyuyorduk. İşte 9 ayda çiğ, ikimde bir sondan taşıyacağız anca pulup kaladı. Çünkü bunun arkasında bu şirkette hikmet var, hayriyet var ve Ümmü Sibiyan degen cinni yamanlı giden amanda bağlı bu farzan. Bu hadisinin şartlarında şu nasıl ayetine nedir? Yaşbala gekelip tege alıgen Ümmü Sibiyan isimli cin var, akika kılınırken bana şu cinni yamanlı giden panahta bulur deydi ulamalı. Bana şu tuğulgen bağlı. Aksinçe o cinlerde çakırı gençlerdi kılmasından tuğulgen gününde. Ulamalı ayetinde akika 7. günü soyuladı. İmkan bulmasa 14. gün soyuladı. İmkan bulmasa 21. günü soyuladı. Eğer imkan bulmasa kendi imkan topken de kılınırdı. 7. 14. 21. günü tuğulgen eden ya ki kadir bulungen eden. Kendi kılınırdı yanış 7. günü saçını vazgeçerek kümüş kıymeti sadaka kılınırdı. Oğul ballardan saçından alıp sadaka kılınırdı vazgeçer. Kız ballardan mas. Koy soyla bir kelası gel, lakin saçı fakat oğul balanaki alın. Eğer yukarıda aitilingen ameller kılınsa, farzan dünyaya kegende o bulan İslami muamela kıldın, onun haklarına adakıyan buldun burada. Ben şimdi farzan tuğuldu, şundan keyin kılınadigen ameller. Emizir. Emizir. Bu muhum mesela. Muhum mesela. Eğer muhum bu meyanede, Allah-u Teala Kur'an'da ayet nazil kılınan bulardı.
Kur'an'da Allah Teala bırak mavzu hakkı da söz yürütüptü mü? Demek bu kişkine mavzu olmaz bu. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُطِمَّ الرَّضَاعَةَ Onalar bolalarını tola 2 yıl emizlediler. Demek ki bolanın ananızdaki emişlik hakkı toluk 2 yıl. Kim için bu hüküm? Emizişliğini, müddetini toluk kılaman denen adam için. Zamanımızı yıkıp durup, şu emizişliği de onunla başka bir sünni, şunu onunla basatken meselelerle ötüp getirmeni yaptı. Ve elbette bu nasanın salbi tasarı körünü yaptı yani hayatta. Anasını 2 yıl yemken bola bilen, yani şu bir sünni nasarı katta olgen bolanı elbette cismi anan bir yetilişi de fark boladı. Yani o ne? Ne işi var diye bu inanı emizmesi boladı. Maksatlarına emizmesliydi. Tuğulganıdan yaştakiler şu sün iğnesalaki, iskustu iğnesalaki örgatış mı? Çünkü tolok emişliği müddeti 2 yıl. Oğul kızı geldi. Ha bu yerde farklanmıydı oğul kızı geldi. Ha onda oğul ikide koyu kızı bitti de gendik. Oğul bana 2 yıl kızdı vuruyordu ona hak etmiydi. Bu hakikası da ikide gelikte değildi. Miras alırken de farkı var. Başka işlerde erkeğe yavrıya mı hak etmedi o gün? Bilip koydu, yaşı oldu. O da farzandlarına kılıyetken ihsanını memnuniyet bilen kıladı. Müslüman o da kursan bulup ihsan kıladı bana çakası geldi. Tükadı mı yana? Ey ne kılışı yapsan, iyi iş yapsan mı yoktu? Demezden mi? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den rivayet kılınan hadis özür dilerim, ne tapu yapsan değil mi bu pulda? Arzu havası ki hoca görsün ki sarfla geni bulsa yegeni mal al keler. Yine ondan taşkara sen ne tapu keli yapsan? Şu balladır ıskını. Çünkü Müslüman adam hiç kaçan yegiz yetken pulüge mal alamaydı. Aksinçe yegiz genelde kursan buladı. Çünkü meşem ibadet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler Allah'ın yolunda verilgen dinar. Kulunu azat kılıç için verilgen dinar. Miskinge kılıngen dinar. Öz ahlinge sarflagen dinar. Mana şularının içi de öz ahlinge kılgen ihsanin acri büyük rak. İtibar verin. Kulunu azat kılgeni Allah için verilgen, sadaka için verilgen dinardan göre ailezge sarflagen dinarıza acri olarak eken. Çünkü köbür ailezge. Müslüman adamın fiili, Müslüman adamın ahlakı bu. Bolası kası yiyenliğe kullanadı. Çünkü Allah da Allah birdi, bolası yiyenliğe. Kengisi ve bu en asasi mavzu bu katta dersimiz içindeki farzandga İslami terbiye veriş. Dersimizin asasi mavzusu şu. Çünkü Allah da Allah Müslüman erkek kişinin zimmesiyle ailenin terbiyesini yüklegen. Ya eyyühellezine amanu ku anfusakum ve ahlikum nara. Ey müminler, sizler özlerinizle ve ahli ailelerinizle otuna adamlar ve taşlar bölgen dozaktan saklayınız. Kalın, Arapçadan havalı varlarımız ku anfusakum. Özlerde saklayılar ve harfatka ahlikum. Aileler diyen. Yani insan özünü saklaydı, ailesini saklaydı. Özilerde, ya ki ailelerde de ne yaptı? Birinketin böyle yaptı. Özini kendi saklaşın kereyi bulsa, aileyini hem şunu diye saklaşın kereyi. Eğer insan özünü Allah'a razılığa bırakken işlerle hareket kılıyken bulsa, farzlandıken şunu sana bir alaydı. Eğer özü amel kılıyken bulsa, hayaldan saklasın. Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Sizlerin her biriniz dedi Peygamberimiz, İmam Bukhari'de getirilen hadiste. Başlıksız, ve her biriniz öz rayiyet hakkında mas'ulsuz. Kişi özünü ailesinin üstünde rahbar, kıyamatta bana şunlar hakkında cevap verir. Siz özü zor bosez o, farzandlarına itibar vermeyken bosez. Siz cüde katta bir günahkar oluyorsunuz. Sahih-i Buhari'de keltirilerde dikkatliler. Diyanet Allah'tan, adam otadan değil gene ki. Diyanet Allah'tan, adam otadan eken. Hep pederin gelenler deydi. Ya otenge rahmet deydi.
Çünkü şu terbiyeni bergen yok ki bermegen kim? Ota. Ne otanın özünde yol basa bala gelmeni versin. Kan akılı versin. Kengi nokta farzantlarda ortasını acilatmaslık. Yani birini ikincisinden abzal körmaslık. Oğuldur, kızdır muamelede, hayri ihsanda, adalatta onların ortasını acilatmaslık gerek. Birini başkasından abzal körmaslık gerek. Eğer acilatıp koyulsa haram iş kılınken doladı. Ha bitti farzantıysa başkalarından körmeye yakış görürsün. Bu mümkün. Fakat bunu zahir kılıp muamelede bildirip koymaslık gerek. Yaş görgen burası ki hayri ihsanını zor kıladı da belgilerde uncalık kılınca ki umuman kılıydı. Bu haram iş bu. Çünkü uyan seni farzandın yedi Allah'a bergen, buyan seni farzandın yedi Allah'a bergen. Ha bittesini köprü ayak görüştük, bu arada insanlık halıbı. Bugünkü günah görmez. Lekin bunu muamalada bildirmezlik gerek. Peygamberimiz atkenler, ittakullaha ve adilu bayna avladikum. Allah'dan korkuyorlar, farzandlarıyla da ortasında adalet kırıyorlar dediler. İmam Buhari ve Müslüm'ün sahihlerde keltirilen hadis, Numan ibn Bashir raziyallahu anhudan. Ukşay tercih. Otası, Numan ibn Bashir'de otası Bashir, Resulullah'ın aldı ki oğlunu alıp vardı. Bana şu Numan ibn Bashir. Peygamberimiz geldi ki, ben özümü gulamım bilen hizmetkarımı bana şu balamge ötkezi verdim dedi. Şu balamge verdim, ötkezdim dedi. Peygamberimiz, hemen balamız gelin şunu akı verdiniz mi dedi. Yok dedi. Peygamberimiz kaytarayım dedi. Başka bir vayette, Bashir dedi. Başka farz edilsen var mı dedi. Ha dedi. Ular gelin maşakalı biteden, gulam biteden hizmetkar kılıp verdiniz mi dedi. Yok dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, onu diye bulsa, bu işte beni güvah kımayın dedi. Ben bu zulümde güvah bulmayayım ben dedi. Yani bitti burası ki köprü muruvat kılıp, başkaları da arzatıp koyarken adam zulüm iş kılıyordu. Bu adam haram iş kılıyordu. Sonra dedi ki, Bashir dedi Peygamberimiz, farzantlar İngiliz'in hamması sizge bir kıl yakşılı kılışını halesin mi dedi. Farzantlar ise hamması sizge bir kıl muamala kılışını, bir kıl yakşılı kılışını yakşı görürsün mü? O da ha dedi. Onda buna kımayın dedi. Farzantlarda hamması bir kıl bizge yakşılı kılışını halesek, acil etmezliğimiz gereği buladı. Oğulunu kızdan, kızını oğuldan acil etmeyen adamlar var. Bana kız farzant görse, narazı olup, oğul farzant görse, kuvana diyen adamlar var. Bu, aynı cahil Araplarının fiiliydi. Ular kız farzant görse, yüzlere buruşup, koruyup getirirdi. Huttu yaman haber eşkendik. Allah dedi, وَاِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ Harim, Allah'ın ne diyordu? Kaçan bıravları ki, araşı müşriklerden bıravları ki, kız körgeni hakkında hoş haber verilse, gazapke tutulup, yüzleri korayıp gider. Ve o, araşı tutulgen kızını horlagen halde alıp kalış, ya ki trikleyin tuprağa kalış doğrusunda oy sürüp, özüye hoş haber verilgen nesanin, yani kızının yamanı giden namus kılıp, adamlardan yaşarını alır. Agah olunuz ki, onlar bu kılmışları bilen en yaman, yani nahak hüküm çıkarırlar. Umar ibn Hattab raziyallahu anhu cahiliyet davrını oylar bir külü bir yığlardı. Cahiliyet davrı da etedi. Menge kız körgenliğime haberi geldi. Sabır kıldım dedi. Sabır kıldım dedi. Gazabımı yuttum dedi. Sonra ana şu yeterli kendi yürüyen yaş yetip koyanda ap çıkıp sahra gözü tiniyle külüm geldi. Bu kız pazantılarının yaman körüşlük bu Müslüman adamın adabımaz. Müslüman adamın adabımaz. Bu müşriklerin fiili. Ular kızlarını horlagan, orkagan, biz onu kakamıyoruz. İmam Ahmet'in sahihlerdeki kilitirlerdi, kızları var, akeler gibi kuşalar. Resulullah dediler, kimin üç kızı bulup, onları sabır kılsa, yani onları terbiyesi, infak-ı ihsanı sabır kılsa, onları yedirse, kiydirse, bu üç kızı onge kıyamet günü de dozaktan parda buladı. Kim? Kaysi bir kişinin üçte kızı bulsa, yedirse, kiydirse, sabır kısa, vayi etkisse, kıyamet günü de dozaktan parda buladı dedi. Oğulda da yani yok. Başka rivayet ayetinin nedir? Kimlik üç kızı bulur. Ularga başpana verse, ularga kifaya kılsa, ularga rahim kılsa, elbette cennet vacib buladı. Bir kişinin içi de bulsa ki ya Resulullah dedi. İki de bulsa yani.
Bitti bu saçı dedi. Bitti bu saçı dedi. Kız bolanı dünyaya keltirip bitti mi de, üçte mi de, beşte mi de terbiye kılıp uladı infak eksanı ki sabır kılıp vayi etkisi, cahiyi uzatken kişiye dozaktan parda bol yaptı. Bu farzantlar. Ve cennet vacib bol yaptı. Ayetin ki oğul bolanı baksa de yaptı mı? Kız bolanı de yaptı. Kız bolanı zayıf boladı. Keyingi o'qilgan hadisimiz bundan ham bir bashoratliroq. Turmush kelmasdan, taqdiri bir to'liq bo'lmasdan eridan ajrashib ketib qolgan qizlariga qarab o'tirgan otalar bor. Peshanasi ekan, 1 yil, 2 yil turmush qildi, 6 oy turmush qildida otasini eshigiga kelib o'tiribdi. Mana shu otalar eshitib qo'ysin. Suloq ibn Jushun. Payg'ambarimiz u kishiga sizga eng büyük sadaqa yoki eng büyük sadaqalardan bittasini aytaymi dedi. Eng büyük sadaqa yoki eng büyüklardan bittasi. Ha ayting ya Rasululloh. Diqqat qilinglar. Payg'ambarimiz aytdilar. Sendan boshqa boquvchisi yo'q bo'lgan holda uyinga qaytib kelgan qizingga yaxshilik qilishing dedi. Sendan boshqa boquvchisi yo'q bo'lgan holda uyinga qaytib kelgan qizingga yaxshilik qilishing. Bunu ağır olmasılık gerek. Bu işi turmuşu bulmasından kızı yüge kaytip deyken otalar yakışı buladı buna sen. Kendi halatlı buluşu gerek. Lekin şu otalarga başa alak ki şu kızlarga lütf bilen çırağı muamala kılıp infak ihsan kılışı dünyadaki en yakışı iş ya ki en yakışı işlerden bittesin. Kareler İslam kız bulanı kançalık ihtiram kıyken, ikram kıyken, izzet kıyken. Çünkü kız fazla körgen adam elhamdülillah deyişlik gerek. Çünkü cennetine vacib buluşuyla bir sebep var. Dozaktan parda bulabiliyor bir sebep var. Demek oğul bulan kızda ortasını bakmasını gerek, acıretmesini gerek. Akulu kavli hada. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان kishining axloqi xususida olib borayotgan darsimizning navbatdagisi ikki dars mobaynida farzandlarni siz bilan biz uchun nima ekanligi haqida suhbat qildik musulmon kishi farzandlarni Alloh taolaning marhamati deb qabul qiladi sinovda qabul qiladi. Ibtiloda qabul qiladi. Chunki Alloh taolo aytdi: "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya." Mol dunyo va farzandlar dunyo hayotining zinati. Albatta sizlarning mol dunyolaringiz va farzandlaringiz fitna dedi Alloh taolo. Musulmon odam farzand ko'rar ekan, unga qanday muomala qilishni kerakligi, qanday tarbiya berishni kerakligini Qur'on va hadisda Alloh taolo sizlarga bizga ma'lum qildi. Mana bugun 3-chi darsimiz farzandlarga qilinadigan muomalalarni ichida aytdik. Musulmon kishi hech qachon o'g'il bilan qizni ajratmaydi o'rtasini. Ikkalasiga bir xil rahim shafqat, bir xil xayr ihson qiladi. Ota-ona farzandlarga farzandlarni ibodatga o'rgatishligi kerak bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Muru avladakum bis solati lis-saba" Muru avladakum bis salati li sab'in vadribuhum alayha li ashr ve farriqu baynakum fil madaji' Farzandlaringizni dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ular 7 yosh yetganida namozga buyuring 10 yosh yetganda ise 10 yosh yetganda ise agar namozga yiqilmasalar yengil uringlar va yotoqda joylarini alohida qilinglar 7 ga kirgan bolaga namoz buyurilishi aytilinyapti. 10 ga kirganda ham o'qimasa yengil bir urushligi aytilinyapti. Vaholanki 10 ga kirgan bola ham 7 ga kirgan bola ham hali balog'atga yetgani yo'q. Unga hali shariat biror bir taklifni yelkasiga yuklagani yo'q. Nima uchun bunday qilinadi? To balog'atga yetgunga qadar namoz degan ibodatga ko'nikkan va bo'yin etgan bo'lsin. Ular yoshligidan mana shu namozga, ibodatga odatlantirishlik kerakki Bir sefer oku, bir sefer okumasa bol oradı. Bugün iki mahal namaz okudu, etteki üç mahal okudu, indiğin gün okumadı. Yaş bolaya bol oradı. Çünkü hal boyu getirdik yanımızdaki, yelkesine şeriat taklifini koyganı yok.
Oğul bala buladığın olsa, cuma namazı gözüyle bir yetele bak gelin. Körsün, adetlensin. Hep rağbetlendirin. Hadi kötü etken de kolu gibi bir hadiye alıp verin. Bir anası alıp yesin mi, bir anası alıp kinsin mi, hulas şu borganlığı kovansın. Ta ki keyengi cuma namazını kütsün. Keyengi sefere yarımayın, varmayayım ben dese, bol uğradı. Çünkü hali kiçkine. Kız balalar hem, bana şu kiçkinelik devreden bir Romalı uğraşka adetlensin. Bir sefer uzun rak giysin, bir sefer kelte rak giysin. Mali o kız bala bol uğradı onge. Ta ki adetlen gün içen. Bunun dedi ayrım apalarımız, yatadiyanımız, hala törge beşge kirip kirmeken kızlarına şu bir orap çünkep koyadı, yakşı bu. Lekin bunge hala mecbur kubamıydı ulanda. Sekin sekinliği bilen adetlensin, lekin ularını yaş bolalı gene, yaşını kiçkinler gene inabatke alışlık gereği bolalı. Keyingi aytadiganimiz ota-ona farzandlariga ota-onasini hurmat qilishlikni o'rgatishligi kerak. Masalan, ota aytish kerak. Bolam dunyoga kelishingizga mana onangiz sabab. Sizni qiylanib, qondida 9 oy ko'targan, qiynalib tuqqan, sizni emizgan, sizni ovqatingizni qiladi, kiringizni yuvadi, xizmatingizni qiladi, og'rib qolsangiz ustingizda turadi. Onani hurmat qilishlik kerak deb ota aytish kerak. Aksincha emas. Men senlarga tof kelsam, men senlarga ana qilsam deb turib o'zini ko'rsatayotgan fazlini o'zi gapirmaydi. Chunki aytdik, musulmon ota farzandlariga qilayotgan sarf ihsonini huzur bilan sarflaydi. Chunki Alloh yo'lida infoq qilingan ihson, qulni ozod qilish uchun berilgan ihson, yana bir qandaydir bir ihsonlarning ichidagi eng afzal ihsoni kishini o'zini oilasiga qilgan ihson. Eng afzal dinor mana shu dinor. Endi ona nima deyish kerak? Bolam, otangiz sizning vujudingiz sababi. Sizning haqqingizda muammoingizni ko'chada hal qilib beradigan odam, ko'chadan topib tutib olib keladi, kiyim olib beryapti, oziq-ovqat olib kelyapti, og'risiz dori olib keladi, otangizni hurmat qiling. Endi buni teskarisi bo'lsa-chi? Ona ham o'zini qilgan xizmatini gapirib, otasini bir hurmatini bir pul qilsa, unda qanday bo'ladi? Demak, otadir, onadir. Farzandlariga ota-onasini hurmat qilishlikka ta'lim berishlik kerak. Endi ayrim otalar bor. Seni onang o'zi odamlarga o'xshab anaqa-anaqa emas deb ota ona yomonlab tursa. Ota ketgandan keyin bu ona jonivor bolalarga seni otang odamlarga otasiga o'xshab manaqa emas deb gapirib tursa. Eri xotin bir-birini hurmat qilmayotganligini ko'rib katta bo'lgan o'g'il kim bo'ladi? Kuyovni hurmat qilmayotgan onasini ko'rib katta bo'lgan qiz kim bo'ladi? Demak, bir-biriga hurmat qilishni er xotin bir-birini hurmat qilsin va farzandlar mana shu narsani ko'rib katta bo'lsin, toki ota-onani izzat ikrom qilsin. Keyingi aytadiganimiz ota-ona farzandlarga bu ham juda bir muhim masala, siylay rahmni ta'lim berish kerak. Siylay rahm nima edi? Qarindosh urug'larning holidan xabar olishlik. Qarindosh urug'chiligini uzmaslik. Bu agar qarindoshlar bilan muomalani qoyim qilishlik kichkinaroq mavzu bo'lganida, arzimagan mavzu bo'lganida bu haqida Alloh azza va jalla Qur'onda oyat nozil qilmagan bo'lardi. Mana shu haqida yo biror bir mavzu haqida Qur'onda oyat nozil qildimi, demak bu kichkina mavzu emas. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, har yil o'tgan sari birinchidan yil o'tishligi bilan odamlarda bir-biriga qarindosh urug'chilik degan muomalalar ozayib ketayotganligi, uzilib ketayotganligini guvoh bo'lamiz. Amakisini, tog'asini, bolalarini tanimaydi kerak bo'lsa hozirgi odamlar. Alloh taolo aytadi: "Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqattiu arhamakum ulaika alladina la'anahumulloh" فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ Muhammed Suresi. Allah aytadi, agar imondan yüz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerde buzg'unchilik qilursizlar ve qarindosh urug'laringiz bilan aloqalaringizni uzursizlar. Qarang, imondan yüz o'girishlikni bitta alomati qarindosh urug'dan aloqani uzishlik ekan, imondan yüz o'girishlikni yana bitta alomati yer yuzida buzg'unchilik qilishlik ekan. Bu iymondan yuz o'girishlik alomati deb aytiladi. Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir.
Allah sağlasın buradalar. Karandaş uruğunu arzımagen 3-4 çakır üçün, bir kisotu yerik üçün, ya kandidir arzımagen dünya ahmatakı üçün, arazlaşı, bir-biri bilen, alakanı uzayken adamlar, ihtiyat olsun. Bunlar ülken günahını kayın kılışı yaptı. Kattık günahkar bol yaptı bunlar. Yani bana şunu da iştikliyetkenliğine kördü farsan. Otası ya ki anası karandaşlarımla alakasını üzdü. Neden örgene deyini bu adı yine Ayrımlar, karındaşlarına bugün muhabbette, onların kalbine cahalaştı onlara, bir payetler, tağıyın. Bizge manaka kereye bugüne de barıp sorganımızı birime geldi. Seni anakin, bir davullar, mende bugüne, mende kıyken dedi de şu ballarını, özünü karındaşlarına nisbeten doladıkken, muhabbetlerine yok kıladıkken işlerde isletedi. Kimde bu miydi? Kimde bu miydi? Bu arada erkek köşelik, tırık can var ki birbirlerle bir hapalaşık kaladı. Bana şu meselelerini istedi de bu farzandılar ki karındaşlar ki nisbeten kereb olsa nefret duygusunu uygatadı. Yendi ki öyle havalı olamıyor bu kaldı bunlar. Anaka bu koyanımızdan keyin, manaka bu koyanımızdan keyin. Tanış manzara. Mabada herkes bilen, ülkezi bilen bir kelişmançılık olsa hem insançılık. Farzandga aytish kerakki, sen aralashma. U meni jigarim. U meni akam. Suv hech qachon qon o'rnini bajara olmaydi shu. U meni jigarim. Biz o'zimiz kelisha olamiz, sen borib xolidan xabar olaver, ammemmidi, tog'ayimmidi, xolayimmidi, xolidan xabar ol. Aralashma, biz o'zimiz kelisha olamiz deyishlik kerak edi. Ayrim odamlar bor dedi. Borchi, nima deyishar ekan dedi. Kegenden keyin, yani özü cüneti yaptı cahsızlıkça. Ve ana şu kötülüp kegen yapı ki haridar. Yani bana şu nesilge adatlanken oğuldur, kızdır, namimege çakımçılıkça adatlanadı. Kim örgüttü bunu? Bana şu çakımçılıkça örgüngen, gertaşlıkça örgüngen kızlar, turmuşge bergenden keyin ham ana şu eşi diye yaptı, kötülü apkel uğradı, ona haridar eşli uğradı, akıbatta turmuşlar buzunup geçişe sebep bol yaptı. Kim öğretti kızlarca buna? Kim öğretti farzandlarca buna sana? Ata ona. Burada alıp, ata yine farzandlarca fakat yakşiliği doğa göreli. Doğru mu? En kette yakşiliği değil mi o zaman? İman mı? En kette yakşiliği değil mi? Allah'a kulçiliği mi? En kette yakşiliği değil mi? Allah'ın didarını görüş mü? Allah'ın cemalını görüş mü? Yani eğer karındaş uruhçiliği de üzüşte öğretirken olsa siz yakşinası öğretmeye yapsın. Demek mabada kelişme okçuluğu bulsa hem farzantlar eşitmesin ayağınızı bulan muhakeme akıllı etkenle giyse. Farzantlar ki örgü çıkarıya bugün işlerinin keyingisi koşunlarını hürmet kılıştık. Eğer siz özünüz koşunlarından bir ağlayacağını yok, güzel muamelada bulsayız farzant öz özünden örgenedir bunu. Ve aksince bulsa hem koşunluğu nispeten apazitse de bulsayız hamana aybını bilasiz. Hamana kamchiligini bilasiz. Hamana tarixini bilasiz va uyingizda mana shu ma'lumot bilan bolangizdan bo'lishasiz. Bu o'zi mana qaydi bu, yaqinda mana bo'lib qoldi. Bu o'zi mana qaydi bu, mana qolib qoldi. Siz qo'shnilarga yomon muomalani qilayotganingizni farzand ko'rdimi? Albatta otasi onasini o'rganadi deb. Xo'p. Qo'shni bilan muomala qilishlik, bu ham kichkina masalami? Qarib qaraylar, qo'ni qo'shni bir bilan muomala qilmaydi, jamiyati umuman boshqacha. Ishi yo'q bir-biri bilan. Og'riydimi, ko'rmay qoladimi 3-4 kun, uni muammosi. Alloh aytadi Qur'onda. Astag'idu billah, Nisa surasida val jari zil qurba val jari junubi va sohibi bil jamb. Qarindosh qo'shni, begona qo'shniga yoningizdagi hamrohingizga yaxshilik qiling. Alloh Qur'onda bitta oyatda aytayapti bizga. Yaqin qo'shni, uzoq qo'shni. Bu oyatni tafsirida ya uzoq qo'shni deganda kofir qo'shni ham aytishadi, aytiladi deylar. Yaqin qo'shni musulmon qo'shni. Qo'shnimi? Kim bo'lishdan qat'iy nazar musulmon odam unga yaxshi muomalada qilishligi yelkasidagi farz. Xolasa muomala qilaman, xolamasam yo'q deya olmaydi. Agar musulmon bo'lsa. Yana qaytar aytamiz. Qo'ni qo'shni bilan muomala qilishlik muhim masala. Aks holda oyat nozil bo'larmidi? Bu so'zimizga hujjat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadislari.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felâ yu'zi câruhu." Yani imanda şartta. Kim Allah'a ve kıyamet günü iman keltirse dedi Peygamberimiz katta hadis. Faydalı gapni gapirsam olmasa jim tursun. Kim Allah'a ve kıyamet günüge iman keltirgen bo'lsa qo'shnisiga aziyat bermasin. Qo'shniga aziyat berishlik nima? Qo'shningizga yoqmaydigan ishni qildingiz, demak unga aziyat berdingiz. Kun shunday qilib hisob qo'ydingizmi? Paynoqni bekitib qo'ydingizmi? Yo qandaydir balatroq qilib biror bir narsani shovqin qilib qo'ydingizmi? Yana qaytarib aytamiz. Qo'shniga yaxshi muomala qilishlik musulmonning yelkasidagi farzi, iymonining sharti. Allohga iymon keltirding, qiyomatga iymon keltirdingmi? Qo'shningga azob bermagin. Kattami kichikmi? Qo'shnini izzat-ikrom qilishni farzandlar siz bilan bizdan o'rgansin. Keyingi masalamiz, keyingi nuqtamiz. Farzandlarga namozni ta'lim berishlik. Yuqorida ibodatga o'rgatish dedik. Bu roza, sadaqa, boshqa ibodatlar bo'lsa va aynan namozga o'rgatishlik ham ota-onaning ishi. Chunki muhim mavzu bu, sababi musulmon odam umrini oxirigacha 5 mahal namozni qoyim qilishligi kerak. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Ahli ummatingizni namoz o'qishga buyuring. Va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramaymiz, bil-aks, o'zimiz sizga rizq beramiz. Oqibat jannat ahli taqvonikidir. Ya'ni oilangizni namozga buyurib, vastabir alayha. Bitta sabr qiling demayapti. Uzoq sabr qiling, ko'p sabr qiling. Amen. 3 marta aytib qo'yganman. Yelkamdan soqit bo'lgan. Xolasin o'qsin, xolamasin yo'q. Bu gap noto'g'ri. Bu gap noto'g'ri. Alloh taolo namozga buyur oilangni, ahlingni. Va nima qil? Bir sabr emas, uzoq sabr qil deydi. Yuqorida aytib o'tdik hadis sharifni. Farzandlaringiz 7 yoshga yetganda namozga buyuringlar, 10 ga kirganda uringlar, joylarini yotoqda alohida qilinglar dedi. Demek, namozga buyurishlik kimning vazifasi ekan? Otaning vazifasi. Masalan, ota uyga qaytib keldida, kelib so'rasa. Kim bugun peshinda o'qidi vaqtida? Ikkitadir, uchtadir bo'lsa, men o'qidim, mana sizga mukofot. A siz nimaga o'qimadingiz? A nimaga o'qimadingiz? Ota agar kelib turib shu narsani nazorat qilib, kontrol qilib, so'rab turadigan bo'lsa, bolalar ozgina mas'uliyatsiz qiladi. Ko'rsatgan kel, bor, shu ozgina dam olib, charchatgan, bor. Namozini so'rashmas, undan ko'rishni ham xolamaydi odamlar. Hozirgi zamonda shunaqa bo'lib qolgan. Meni tinch qo'y, qo'y. Bor. Nima qilsang qilaver, men. Akalar, Alloh taolo siz bilan bizga erkaklarga oilangizni namozga buyurib, sabr qil deyapti. Bu bizning ixtiyorimizdagi narsa emas. Yelkamizdagi vojib bo'lgan narsa. Asta-sekinlik bilan namozga odatlansin. Ha? Ko'chadan qaytib kelib, ota ketayotganida, ishda aylaganida so'raydi. Agar tuchoq qo'ydingmi? Qo'yiga qarab qo'ydingmi? Mashinani yuvib qo'ydingmi? Qarang, o'zini ishi bo'lsa, tayinlab ketgan bo'lsa, kelib turib so'raydi. Ammo Robbisi buyurgan yelkasiga farz qilib qo'ygan namozni o'qidingmi deb nima qilmaydi? So'ramaydi. Yuraveradi bu bola. Bolada u. Bolada u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kafa bil mar'i ithman." Ya'ni qani hadisda. Bir kishiga o'zi rioya qilish kerak bo'lgan kishilarni, ya'ni o'zi nazorat qilish kerak bo'lgan kishilarni beparvo tashab qo'yganligi yetarli gunoh. Ehtimol 5 mahal namozni masjidda o'qiyotgandirsiz. Ehtimol tinimsiz zikrda yurgandirsiz. Ehtimol ko'zingizni, tilingizni tiyib yurgandirsiz. Ammo agar oilangizni ibodatiga qaramaydigan bo'lsangiz, beparvo tashab qo'ygan, "Ha, insob bergan o'qir, aytaverib charchadim, aytaverib zerikdim. Alloh insob bergan o'qir." Bunaqa bo'lmaydi. Ha, har safar aytgan ishingizni bajarmasa, ham shunaqa deysizmi? Ha, o'zingizni haqqingizni undirib olasiz. Yeyapsan shu uyda, qilasan deysiz. Namozchi.
bir kişi, qaytaramiz hadisni, özü rioya qilish kerak bo'lgan kishilarni, oila a'zolarini, ayolini, farzandlarini, o'g'lini, qizini beparvo tashlab qo'yishligi yetarli gunoh bo'ladi. Shuning uchun bugun borib so'raylik. Hozir juma namozidan keyin borib o'g'lim, qizim, peshinda o'qidingizmi? Agar kichkina bo'lsa. So'ranchilmi derdi. Siz ketyatib aytdingizmi o'zi namozning vaqtida o'qigan deb? Tinchlikmi dada? Nabi sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun ar-ro'iyatihi." فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. Sizlarning har biringiz boshliqsiz. Har biringiz o'z raiyati haqida mas'ulsiz. Kishi o'z uyida boshliqdir va ular haqida mas'uldir. Qiyomatda javob beriladi farzandlar benamoz bo'lganligiga. Darsimizni boshida aytgan hadisga qaytamiz, chunki keyingi aytadigan bandimiz, nuqtamiz aynan mana shu ma'noni o'z ichiga olgan. Farzandlaringizni ular 7 yoshga yetganlarida namozga buyuring. 10 yoshga yetganda esa agar o'qimasalar yengil uringlar hamda yotoqda joylarini ajratinglar. Yotadigan joyini ajratishning masalasi. Kichkinaligida aralashib yotaveradi. Endi payg'ambarimiz aytayaptilar, 7 ga kirganda namozga buyuringlar, 10 ga kirganda uringlar va ana shu yoshlarda joyini alohida qilinglar. Bu o'rinda shuni tushunish kerakki, o'g'il bola bilan ham yotib bo'lmaydi. Qiz bola bilan ham yotib bo'lmaydi. Joyi alohida bo'lishi kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shuni aytdimi? Demak, hikmat katta. Musulmon odam tamom. Payg'ambarimiz aytdi, qilaman deydi, surishtirmaydi. Lekin orqasida shubhasiz hikmat katta. Shunaliga 7 yoshga yetgan paytda o'g'il bola bilan birga yotmaydi bitta to'shakda. Qiz bola bilan ham yotmaydi. Joyi alohida qilinadi. Bu ixtiyorimizdagi narsa emas bu ham. Xo'p, endi uy ko'p bo'lmasa-chi, endi yerda alohida xonada yotishlik imkoniyati bo'lmasa, ana shu bitta xonaning o'zida karavotini ikkita tashib qo'yish mumkin. Agar xona tor bo'ladigan bo'lsa, shu yana xatar aytaman, bu ixtiyorimizdagi narsa emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuryaptilar bizga. 7 ga kirdimi, joyini boshqa qil. Musulmon bajaradi. Keyingi aytadigan nuqtamiz farzandlarga izn so'rashda ta'lim berish kerak. Farzandlarga ota-onani xonasiga kirishlikda izn so'rashni ta'lim berishlik kerak. Eshik yopiqmi, parda tortilig'imi, o'rgansin bola, ruxsatsiz, izinsiz o'tmasin. O'zi yosh bolaning tabiatida qiziqish bo'ladi. Yopiqmi, ochib ko'ray deydi. Tortib qo'yilgan parda ochib ko'ray deydi. Ya'ni nima uchun, qayerda, nima kim bilan, yosh bolaning tabiatida bor bu narsa. Shu narsani ota-ona yoshligidan ta'lim bersin. O'zi musulmonning ziyoratdagi axloqi degan darsimizga bir qaytadigan bo'lsak, eshik darvoza, ko'chani hovlini darvozasi ko'chaga chiqib qolgan tomoni ochiq bo'lsa ham musulmondan qaramaydi ham. Assalomu alaykum, kim bor? O'zimiz akamizning uyiga kirib keldim. Mumkin emas. Ana shu o'zimiz akaxonning uyiga kirib kelayotganim qattiq gunohkor bo'ladi. Chunki Alloh taolo aytgan, izn so'ranglar degan. Endi shu odam, shunday kirib ketyaptimi? Demak, yoshligidan ta'lim berilmagan. Alloh taolo aytadi. Yana qaytaratamiz bu gapimizni. Shu haqida ham Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Agar bu yengil masala bo'lganida Alloh Qur'onda oyat nozil qilmas edi. Bu mavzuni Qur'onda aytmagan bo'lardi. Astag'inu billah. Ya ayyuhallazina amanu ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. Dinimiz hatto mana shu yotoqxonamizga farzandlarimizga kirish chiqishligidagi odobni ham ta'lim beryapti. Qarang, biz uchun oddiy narsa-yu bu. Biz uchun hali mayda masala-yu. Yo'q, mayda emas ekan. Alloh aytayaptim, demak mayda emas. Alloh aytadi. Ey mu'minlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda o'zlaringizning balog'atga yetmagan bolalaringiz
üç vakitte huzurunuzga kiriş için sizlerden izin sorasınlar. Üçte vakit var. Balagatga yetmagan bo'lsa ham bola ota-onani huzuriga kirishlikka izin so'rashlik kerak. Mana shu aytilgan 3 ta vaqt qaysi? Ey mu'minlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda o'zlaringizning balagatga yetmagan bolalaringiz 3 vaqtda huzuringizga kirish uchun sizlardan izin so'rasinlar. Birinchisi, bomdod namozidan ilgari. Peshin vaqtida issiqdan kiyimlaringizni tashlagan vaqtingizda ve xufton namazıdan keyin. Bu üç vaxt sizlerinin avratlarınız açık buluşu mümkün bulgen vaxtlardır. Yani köyün, insan özünü ayalı bilen, yalnız kalarken özünü xonası da kiyimlerini biraz yengilletişliği mümkün. Avratlarının ayrı bir kısımları açılıp kalışı mümkün. Mana şu halatını balagatga yetmegen balası ham körüşlüğü kereyemez. Hani balagatga yetmegen balaları ham avratı açılgeni körmez ne kere? Endi nonishdan üstüde, oğlunu kızını aldı da, iç kıyımı da oturduğun atalardı mı deyimiz? Benim ıslık günler geçer yapmış, kıyımlar yengilleşti başlaydı. Balagatga yetmegen balıngan, bomdod namazıdan ilgari. Kül ıslıklıgıdan üyüge kirip kıyımını geçip bir katar yengilleyen payıttı. Ve xufton namazıdan keyin, balagatga yetmegen balıhan, ruhsatsız kirmesin üyelerge diye. Bu İslam kançalık hayo, kançalık adab dini ekenliğini şundan bırıp koyduk ki kiçkine bağlılık giden örgensin bana şunları sayıyor. Yaram yalan kaçlık yemez. Asıl şunda zamanda yaşayabiliriz ki köşedeki yürüyen halatları adamlardı, kızlarını, ayollarını. Bu uzun hanası da yorgus koyandaki halatı mı? Peki köşede yürüyen halatı mı? Parkaya barılmıyor koyan. Ve bana şunları sana, ekeler, ülkeler. Mahallenizde bo'ladi, qo'shningizda bo'ladi, qarindoshingizda bo'ladi, shu kalta, tor, yalang'och chiqib ketayotganligini ko'ryapsizlar. Musulmon odamning hamiyati g'ururi bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa mahallada o'tib ketgan bo'lsa, "Ey, sal ustingga uzoqroq kelgin, bora qilib yur. Musulmonmisan sen axir?" deb turib, ozgina bir uyaltirib qo'yishi kerak. Payg'ambarimiz aytgan, sollallohu alayhi vasallam, "Ma ro'min munkaro. Kimingizlar ichida bir munkarni ko'rsa, qo'li bilan tiyib qo'ysin." فَاِنْلَمْ يَسْتَتِي فَبِنِسَانِهِ Eğer kolu bulan teyip koyamasa, aytıp olsun hiç olmasa, tılı bulan teysin. Eğer gebrişlikken kuvvet yetmezse, yaman körsün. Eğer yaman körüşen yok buladı yanmasa, bu faşkını körüp durur. Bu adam da imanı kanaka imanı kim. Eksin için eğer tomaş akılıyken bulsa, şimdi yakılın. İşte sizi, beni, mahallemizdekilerde, kızları, apaları, ayolları, aytaylar agar erlari bilmasa, akalari, otalari bilmasa, sening qizing maraq qilib yuribdi, Allohdan qo'rqin, dayuz bo'lmagin deb. Laysa alaykum va la alayhim junahun ba'dahun. Ular o'sha vaqtlardan so'ng izn so'rovga kirishlarida sizlarga ham ularga ham gunoh yo'qdir. Mana shu 3 ta vaqtdan boshqa paytda shunday kirib kelsa gunohkor bo'lmaydi. Chunki boyaga aytgandek, avratlar yopilgan holat bo'ladi, o'zini inson ancha nazorat qilib turgan holati bo'ladi. Otangizni aytish kerak, "Bolam, eshik yopiqmi? Ochib kirmang, taqillating ruxsat so'rang." Va otangizni o'zi ham o'rgatsin. O'sha bolani xonasiga kirayotganda ham yopiq bo'lsa bir taqillatib qo'ysin. Ha, men o'zim bolam. Har xil holatda bo'lishi mumkin. Bu ham kiyimini almashtirayotgan bo'lishi mumkin. Bilmaysiz. Shuning uchun ota-ona o'zi yopiq eshikka kirishdan avval ruxsat so'rayotganligini ko'rsa, buni ham nima qiladi? O'rganadi xuddi sigaretni qalamni sigaret qilib ishlashni o'rgangandek. Farzandlar Alloh taoloning bergan ulug' ne'mati. Farzandlarning tarbiyasi haqida bu aytganlarimiz bir ozgina qismi xolos. Bu haqida uzoq bir darslar qilinishi kerak. Lekin Alloh qodir qilganicha vaqtimiz yetganicha aytib o'tdik. Yana qaytarayotaman, aytilinadigan gap bundan o'zi asli bir necha barobar ko'p. Inshaalloh buni ham bir aytamiz. Farzand. Farzand degan ne'mat bu pul bilan topilolmaydi. Mansab bilan farzand degan ne'matga erishilmaydi. Mehnat qilib ham topilmaydi farzand. Bu pul masalasida da mehnat qilsa topiladigan. Alloh taolaning inomi hadiyasi edi. Odam o'zini uyini sotishi mumkin. Mashinasini xolasa, minada xolasa berib yuboradi, xoligani qilishi mumkin. Ammo farzand unaqa emas.
Maşineyim bilen, malı dünyayım bilen, hala gen muamelini kıl. Ama farzan bilenmez. Çünkü farzan bilen kanaka muamele kılış gereğini şeriat-ı İslami'ye körsatı bergen. Hoşumuz keyendeki muamele kılmıyız. Hala sen tarbiye veremen, halamasam yok. Bunu kadar bu meyni. Çünkü Allah Teala'nın bergen amanatı, bu amanatını koyan zat albatta sizden soruyordu onu. Allah farzantını verdi. Onge kanaka muamele kılışı diyen örgattı. Farzantlarda bizim üstümüzdeki hakkını ve bizi kuladığı üstündeki hakkımızı bayan kıldı. Biz hala yanımızı kılamayız. Hala yanımızı kılamayız. Eğer farzantlar terbiye körgen olsa birinci kimge faydası değerdi onlarda? Ataya ne? Demek ataya mehnat kısın eken. Terbiyesi bulan şugurlansın eken. Eğer de farzant ham satıladığın bir büyüğün boyanı da farzantlar ham satıladığın büyüğün boyanı da en bazarı çakkan farzantlar kaysalar bulardı. Terbiyeliler. Şundan birinci terbiyeliğini kıdırardı eğer bir faras kısak satıladığın narsa. Kime insanın fayda keltiradığın narsa. Kime insaniyetke fayda keltiradı. Uzakını yakın kıladı, ağırını kaçan fayda keltiradı kime? Suudu üstüde dursa. Su olmasa kime fayda keltirmiydi? Hud düşünce o şekilde ki farzan fayda keltirmiydi eğer onlarda terbiye degen su olmasa. Farzan kime? Terbiyesi su. Su üstüde kime turganda fayda bergendik. Farzantlar bizge kaçan fayda keltiradı? Terbiyeli boyan payıttı. Farzantlarına terbiyesi köprü buradalar dersimizde hazır yetip kaldık. Onalar gibi olarak. Peygamberlerinin tarihinden birkaç nesane bir isleğimiz. Özümüz bu gelmeyin buramız. Erkek kişi köşede yürgenliğe vacihden farzantlardan uzak müddet birge bulamaydı. Köprü onaları birge buladı. Onalar farzantına köprü terbiye kılabiliyorlar. İmam Buhari rahmetullahi aleyh otası yaşlı çağda vahmet edip getirdi. Büyük muhaddis buluşuna sebep olan kim idi? Onasıydı. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. O kişi ayetlerde anasının karnı deliği dediğilerdi. Bazı rivayetlerde şey, anasının iman edilen vakitte otası ötüp getirdi dedi. Büyük, fakih alın buluşuna, bir maska başçı buluşuna kim sebep oldu? Onası sebep oldu. Çünkü kareli buradalar ülenekenimizde, farzatlarımızda, kelin isteyken baytımızda karaylık. Çünkü bizi nebirelerimizi, farzantlarımızı terbiye kılabiyonları, onaları buladı. İkide peygamber, hayatıdan misal. Zaraballahu meselen lillezine keferu mra'tel Nuhi ve mra'tel Lut. Kânete tahta abdeyni min ibadina salihayni fe khânete ahuma. Allah, kafir bulgen kimselerge Nuh'nin ayalı ve Lut'nin ayalını misal keltirdi. İkide peygamberinin ayalını Allah kafirlerine misal keltirdi. O ikisi bizim bandalarımızdan iki salih banda kol asıdı ediler. Bas o ayallar Nuh ve Lut'ke hıyanat kıldılar. Yani bu tuşek hıyanat emas. Peygamberlerde şanada bu neresi bu mu yani? Akide hıyanatını kılıştı. Kafir idi. Eğri peygamber idi lakin kafirdi ayallar. Nuh aleyhisselam parvardigarga dua kıldı. Rabbi la tazar alal ardı minel kafirine dayyara. Yeryüzünde bırak da kafirini koymadı. Dua ibad kıldı. Dünyanın su bastı. Nuh aleyhisselam'ın hemen farzantları çıktı kemege. Fakat yine bitti ayalı kafirdi. Mene şu ayalının farzantı boyan oğulayım kafirdi. Ya buna irkeb ma'na. Ey balam kemege çıkımız bilen dedi. Ve gene de ben takka çıkıp alamam, kurtulup alamam dedi. Peygamber de balasıydı. Otası büyük insanıydı. Ulul azmine rusuldu balasıydı. Lekin anası kim idi? Anası kafir idi. İbrahim Halilullah hayatıya müracaat kılamız. Hacer'le oğlu İsmail aleyhisselam bilen hiç kendi ekin fikir bulmuydu. Bekke vadisiye varıp taşak ketti. Kayıt yaptı. Ey İbrahim taşak ketesin mi biz bu yerge? 85 kekir gene görgen buradan balası. İbrahim aleyhisselam Rabbisinin buyruğunu bacer yaptı. İmle meket yaptı. Ey İbrahim taşak ketesin mi biz bu yerge dedi. İmle meket yaptı. İrini enbiyalardan ekerliğini, Allah'ın nebisi ekerliğini bilgen Hacer. Allah amareke bihada. Allah buyurdum ya şu işte dedi. Ha dedi. İzen len yüde ya'na. Ha. Allah buyurdu dedi. Buldu kaldı dedi. Onu diye bu Allah bizi zayi kımıydı dedi.
Bu ayolun farzandı kim oldu? İsmail aleyhisselam. Ona kekirgen İsmail aleyhisselam diye atas gelip ayette. Ey oğulcan, men tüşümde sizi soyuyorkenliğimi gördüm. Fanzur mâdâ tarâdâ. Tüş gördüm, tüşümde sizi soyuyorkenliğimi mi deyilsiniz dese, bu Hacer'ın balası deyindi bu. Ya abatif almâtu umar, sataciduni inşallahü mine sabirin. Ey atacan, büyürülgen ben sana becerin, inşallah beni sabır ekenliğimi görasın. Bu yan peygamberde balası. TV'deki çöküp yerken hem peygamberde balasıydı. Fark ne de oldu? Fark onalarda da oldu. Çünkü yelkenimizdeki amanat bugün farzatlarının terbiyesi bilen, şugurluğuna duyan, onalarını tollaştığı da dikkat kılıçlığımız gereği olan. Allah subhanahu wa ta'ala özü razı bugün bendeler kadar yokuşken olsun. Müslümandan vefat kıyandan ki amelleri toktarırken üçte amelden savab barıp duradı. Kaldırıp gitken faydalı ilmi bulsa savab barıp duradı. Adamlar faydalanır diken sadaka cariyeni koyup gitken bulsa savab barıdı. Ya ki hakkıya dua kutturadı diken salih farzan kaldırken bulsa arkasından savab barıp duradı. Allah subhanahu wa ta'ala artımızdan dua kıladırken salih farzanlarla hemen ziyata etken bulsa. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Parvardigor, özün bizlerge cüftü halallarımızdan ve zürriyatlarımızdan şad-ı hurramlık hediye etkin ve bizlerini takvadarlarge peşeva kılgın. Aqulu qavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.